Haydi bir aslan yavrusu, sıkı dur, geliyorum. Hadi! Hocamızın adı Battal Gazi bizim. Evel Allah sıkı durmasını iyi biliriz. Öyleyse kendini koru bakalım. Sen kendini koru Battal Gazi. Gerçek bir aslanın yavrusudur üzerine varan. Hayda! Hayda! Usta evde keskin kılıç, Ezrail tırpanla benzer oğul. Vur Tanrı adına! Vur ki seni gören düşmanımızın korkusundan dudağı yarılsın. Hayda! 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 Yemek hazır. Hala utanmadınız mı vuruşmaktan? Daha yeni başladık anne. Tam Battal Gazi'yi yeneceğim zaman yemek hazır demenin sırası mı? Niye kılıcını indirirsin baba? Kavlimiz pes diyene kadar değil miydi? Bu senin oğlum bizi bitirmeye and içmiş Ayşe. Dur hele, hevesini alsın. Hayda! Hayda! Benden pes aslan yavrusu, sen gerçekten ustaymışsın. Yalancıktan yenildim, hep annemin yüzünden. Bu saatte yemek getirecek ne vardı? Silah sözü işittin mi babanı, yemek sözü işittin mi anneni dinleyeceksin. Göreceksin bak anne, bir gün babamdan daha kuvvetli, daha usta olacağım. O zaman böyle yalancıktan değil, sahiden pes dedirteceğim ona. O ne biçim söz? Bir oğul gerçekten babasına el kaldırır mı hiç? Taş kesilir insanın eli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez. Annem yanlış anladı sözlerimi. Sen benim hem babam hem de ustamsın. Sana gerçekten el kaldırırsam eğer, dilerim Tanrı'dan en ağır cezaya çarptırsın beni. Sadece ellerimi değil, bütün vücudumu taş kessin. Senin gibi bir oğul, senin gibi bir çırağım olduğu için ne mutlu bana. Böyle bir oğul doğurduğun için her gün biraz daha yüceliyorsun gözümde. Tanrım, şükürler olsun sana. Bana bu günleri de gösterdin. Şövalyesi Andrea Alfons, dil düşmanımız Battal Gazi tarafından öldürülen kardeşi Malyon'un ruhu üzerine yemin ederim ki intikamı en kanlı şekilde alınacaktır. Elimizdeki bu kutsal kılıçlar Anadolu'da kesilmemiş tek bir Müslüman kellesi kalmayıncaya kadar kınlarına girmeyecektir. İntikam kanı önce düşmanın can yuvasında Battal'ın ve hain Ahmet Durani'nin ocaklarında akmaya başlayacaktır. Battal geliyor! Battal Gazi geliyor! Selam! Selam Battal Gazi! Aleyküm selam! Hoş bulduk ağalar! Kölenimize hoş geldin Battal Gazi! Yiğitler hünerlerini görmek için sabırsızlanırlar! Hoş bulduk beyim! Şölen hepimiz! Yüce Tanrı'nın huzurunda törelerimize göre
yiğitlerimizin er meydanıdır burası. At kazanmak, şan kazanmak isteyen erlere şölenimiz uğurlu ola. Hayda! Neden yaylarını indirir bunlar? Battal Gazi gibi yiğit bir ustanın önünde ok yarıştırmaktan utanırız. Eğer bizi yiğitliğe layık görüyorsa, şölenin ilk okunu Battal Gazi atmalıdır. Ne beklersin Battal? Hadi göster hünerini bize! Ahmet Turani gönderdi. Tehlike diyeyim, çabuk yardımıma gel. Ahmet Turani. Hayrola, kötü bir haber mi var? Kötü değilse de iyi de sayılmaz. Hemen gitmem gerek. Ben dönene kadar karımla oğlum size emanet. Onlar için hiç endişe etme. Başımızın üzerinde yerleri var. Sağ ol. Beni de beraber götür baba. Anneni erkeksiz bırakıp da ikimiz birden gidemeyiz oğul. Yokluğumda kötü bir iş olursa kim koruyacak onu? Elbette ben! Aferin! Allah'a emanet! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bundan sonra ustam adın Ahmet Turani olsun. Ben de sana evlat, bundan böyle adın Battal Gazi diye anılacak. Şövalyeler. Peki ya Ahmet Turani? İçeride. Tekrar Hristiyan olmayı kabul etmeyince astılar onu. Şölen yerine koş. Karın ve çocuğun da tehlikede. Ah!
ol, canını istiyorum, yakalayın! Söyle bakalım kara domuz, karınla oğluma ne yaptınız? Efendimiz Andrea'nın sarayına götürdüler. Nerede bu saray? Amorion'daki eski kalede. Aç çıkar Eleonora, tövbe et dinimize dön. O zaman seni Tanrı da affeder, ben de affederim. Battaldan korkmuyor musun sen? Tıklarını yanına bırakır mı sanıyorsun? Asıl o benden korksun. Malatya'yı kılıçtan geçirdim. Taş taş üstüne bırakmadım. Yalnız başına ne yapabilir artık? Ayrıca karısı da oğlu da elimde. Kudüs köpek! Senin gibi yüreksizlerden kurulu bir orduya bedeldir battal! Elimiz nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlum nerede Andrea? Bu elinle mi vurdun karıma? Konuş! Battal! Battal! Elime geçtim battal. Şimdi ölümlerden ölüm beğen. Bunun hesabını soracağım sana. Başüstüne efendimiz. Sana son bir fırsat veriyorum Eleonora. Eğer dinimize dönmeyi ve benimle evlenmeyi kabul edersen, hayatını bağışlarım. Yoksa çarmıha gerilip yakılacaksın. Benim tek bir dinim var, o da İslam dini. Tek bir kocam var, o da Battal Gazi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Götürün çarmıha gerin!
öyledir. Kimse inancımı değiştiremez. Yakın! Yanıp kül olmadıkça içindeki şeytanın sesi kesilmeyecek. Yakın! Battal! Battal! Sadece seni sevmeye söylüyorum. Çocuğumuzu kurtar! 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 Kurtar çocuğumuzu! Ayşe! Ayşem! Ayşem! Öldürün. Hayır, seni öldürmeyeceğim Battal. İşkencelerin en ağırını çekmek için yaşayacaksın. Binlerce Hristiyan'ın Müslüman olmasına sebep oldun. Ben de oğlunu Hristiyan yapacağım. Bunu gözlerinle görecek, ıstırap içinde kıvranacaksın. Çabuk annemin yanına götürün beni, yoksa beynimizi dağıtın! Öldüreceğim şimdi şunu, attık seni! Durun! O Müslüman değil, vaftiz olmuş bir Hristiyan çocuğudur. Ne Hristiyanı be? Elhamdülillah, Müslümanım ben! Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün. Elbette hatırlayamazsın. Seni ben kendi ellerimle vaftiz ettim. Kardeşimin oğlusun sen. Bizans orduları başkumandanı Aziz Alyon'un oğlusun. Yalan söylüyorsun kara papaz. Benim babama adıyla sanıyla Battal Gazi derler. Sen çocuksun, gerçekleri bilmiyorsun. Ama bir gün her şeyin doğrusunu öğreneceksin. Şimdilik hoşça kal sevgili yeğenim. Alyon'un oğluyum. Ben Alyon'un oğluyum. Battal Gazi babamı öldürdü. Battal Gazi babamı öldürdü. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Hadi söyle. Ben Alyon'un oğluyum. Ben Alyon'un oğluyum. Battal can düşmanımdır. Battal can düşmanımdır. Ah!
alıyor burada. Petro! Nedir bu olanlar? Öldürün Simon efendimiz. 4 adamımı sakatladı bugün. Hayır Petro, öldürmeyeceksin. Ölmeden evvel görmesini, duymasını istediğim çok şey var. Beni öldürmediğin için pişman olacaksın Andrea. Vurulan kamçılara dayanıyorsun ama... oğlunun yeminli bir Hristiyan olduğunu görünce ona da dayanabilecek kadar. Yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum Bakkal. Seni onun yanına götüreceğim. Her şeyi kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Getirin peşimden. Oğlum, Alim, olamaz, olamaz bu. Her gün çektiğim bu işkence bir hayal, gördüklerim hayal. Hayır, sen de biliyorsun, gerçek Battal. O senin oğlun ve sen oğlunun ellerinde can vereceksin. Hayır, olamaz, olamaz bu, olamaz. Allah kahretsin, büyük bir kayaya rastladık. Gelen var. Şş, gelen var. Yürü. Tünelim Battal kardeş, kendini koyuvermenin sırası değil. Hepimiz kurtulacağız buradan. Dayanamayacağım, dayanamayacağım artık. 8 senedir her gün bu işkence. Öldürseler de kurtulsam, gözlerimi oysalar da görmesem. Seni kutlarım sevgili yeğenim. Böyle çalışmaya devam edersen, Battal'ı öldürmek fırsatını kısa zaman içinde vereceğim sana. Babamın intikamını almak için sabırsızlıkla bekliyorum amca. Öyleyse davran. Oğlumu mutlaka o köpeklerin elinden bir an önce kurtarmalıyım Cebbar. O benim oğlum. Gerçeği öğrenince her şeye pişman olacaktır. Bu tünelin bir an önce bitmesi lazım. Tünelden ümidini kes Battal Gazi. Çok sert bir kaya rastladık bugün. Delmek için en az 3 yıl lazım. 3 yıl mı? 3 yıl daha bu işkenceyi mi çekeceğim? Hiçbirimiz dayanamayız bu kadar zaman. Çıkmalıyım buradan. En kısa zamanda çıkmalıyım. Buradan ancak ölüler çıkar. O da bir çuvalın içinde suyun dibini boylamak için. Buradan ancak ölüler çıkar. Ölüler.
Hepimiz çıkmaya kalkarsak 7 tane ölü lazım. Ama sadece battalın çıkmasına razı olursak bir ölü yeter. Hem de razı olmalısınız çaresiz. Çünkü ancak battal kurtarabilir sizi. Ne demek istiyorsun Musa baba? Nöbetçinin dediğini duymadınız mı? Ölüleri bir çuvala koyup nehre attıklarını kendi ağzıyla söyledi. Hiçbir şey anlamadım ben bundan. Anlamayacak ne var? Ölünün yerine canlı birisi girecek çuvala. Hay Allah, bunu nasıl da düşünemedik? Ne dersin battal? Olmayacak şey değil. Yalnız ölüyü nereden bulduk? İş bir ölüye kaldıysa içimizden biri senin için, vatanımız için ölmeli battal. Musa baba! Üzülmeyin, yaşadığım kadar yaşadım ben. Yalnız ahımı o alçakların yanına koymayın sakın. Ne var? Musa baba öldü. Yaklaştırın. İçeride biri ölmüş. Çuval getirin. Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın. Musa baba iyi adamdı. Hepimizi çok severdi, biz de onu severdik değil mi? Ah ah, iyi de ne demek ya, bulunmaz bir adamdı. Eşi bulunmazdı dünyada. Ya öyle öyle. Yazık oldu yani, çok üzüldük. Ah ah Musa baba, ah! Çekilin önümden! Duvara gidip arkanızı bana dönün. Ölen ihtiyar Musa, bana kalırsa çok bile yaşadı. Beşi kokmadan nehir altın cesedi. Thank you.
Bu kadar çabuk adam tepelendiğini hiç görmedim ömrümde. Ver elini arkadaş öpeyim. El öpmenin sırası değil şimdi. Davran da şunları kenara çekelim. Lazım onlar bana. Yedi kişi değiller miydi bunlar? Hani nerede ikisi? Dün akşam biri öldü. Cesedini nehre attık kumandanım. Peki ya Battal nerede? Hasta yatıyor içeride. Ölmüş gibi yatıyor kahraman Battal. Şimdi taş ocaklarına baskın verip esirleri kurtaracağız. İkimiz mi yapacağız bu işi? Evet, ikimiz. İki kötü şövalye tepeledin diye kendini Battal Gazi mi sanıyorsun? Ben yokum bu işte arkadaş. Nasıl istersen, ben yalnız da görürüm işimi. Ha. Hey dur! Beni bekle! Deli midir nedir? Hey! Boşluyuz Battal Gazi, öldü ölelim! Kavgamız daha bitmedi arkadaşlar. Fakat bu kavga Müslümanların kavgasıdır artık. Siz Hristiyan arkadaşlar, istedikleri yere gidebilirler. Biz Ortodokslar, zalim Andrea'nın katil şövalyelerine karşı sizinle beraberiz. Sen bize doğruyu, iyiyi, hak yolunu öğrettin. Hepimiz Müslüman olmaya hazırız. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah. Eşheden la ilahe illallah. Eşheden la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Pedro! Bütün şövalyeleri Battal'ın peşine salacaksın. Battal'ı yakalamadan geri döneni bil ki kendi ellerimle öldüreceğim. Emredersiniz efendimiz. Amca! Amca!
İzin verirseniz ben de battalı arayanlara katılmak istiyorum. Hayır, olmaz. Sen bir Hristiyan asılzadesine yakışır şekilde köpeğin zincirlenip ayağına getirilmesini bekleyeceğim. Battalın nerede olduğunu söyle! Söyle! Bilsem de söylemem, pis papaz! Yak! Şimdi battal gelsin de kurtarsın sizi bakalım. Bu sabah geberttiğimiz pis Müslümanların kanı bakın çizmelerimi ne hale getirmiş. Yala! Yala da temizle! Yala diyorum sana! Sen değil, karşımdaki battalın kendisi bile olsa bu çizmelerimi gene yalatırdım. Allah senden razı olsun Battal Gazi. Pis domuz! Sen bu ihtiyarın ayaklarını bile yalamaya layık değilsin. Bastığı toprağa yalayacaksın sadece. Yala! 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 Nişanlımız Prenses Angela, yarın sabah burada olmak üzere yola çıkmış bulunuyor Vasilyas Hazretleri. Yalnız Prens Konstantin, kızının böyle bir sırada yolculuk yapmasından son derece endişe duymaktadır. Battal serserisinin Angela'yı kaçırmasından korkuyor demek. Konstantin hiç üzülmesin. Şu anda adamlarım çoktan battalı zincire vurmuşlardır. Şerefe! Sevgili Angela'nın karşısında köpek gibi oynatacağım battalı. Düğünümün en büyük eğlencesi olacak bu! Hurra! Peşime saldığın kuduz köpeklerin geberdi, sıra sende Andrea. Söyle oğlumu nerede saklıyorlar? Söyle diyorum! Amorion kalesinde! Nereye? Amorion kalesine! Oğlumu bir an evvel o köpeklerin elinden kurtarmam lazım! Delirdin mi sen? Koskoca kaleyi tek başına mı zapt edeceksin? Dur bizimkilere haber salayım! Hayır! Bu benim kendi meselem Cebbar! Hepimiz birden ölüme gidemeyiz! Siz de peşimden gelmeye kalkmayın sakın! Şimdi biz böyle elimiz kolumuz bağlı arkasından bakacağız, öyle mi? Bakmayacağız elbet! Sen koş bizimkilere haber ver! Tamam! Şu bizim herifler! Hmm.
Geç kaldık, Allah canımızı alsın bizim. Durun! Battalı da yakalayamazsanız sizi diri diri çarmıha gelir yakarım. Götürün! Demek battalı yakalayamadılar. Yürüyün, belki yardıma ihtiyacı vardır. Bu durumda battalın oğlunun kalede kalması doğru değil. Haklısın. Hemen Konstantin'in sarayına nakledelim. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi. Lütfen açın kapıyı Sayın Prenses! Aksi halde kırmak zorunda kalacağım! Bizi affedin Sayın Prenses! Aradığımız son derece tehlikeli bir adam. Dilerim prenses. Bu sandığı açmanızı rica edeceğim. Neden? Bu ne küstahlık? Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Tekrar özür dilerim. Sayın Şövalye Andrea Alfonso'nun emirleri var. Her tarafı arayacağım. Anahtarı rica edeceğim prenses hazretleri. Prenses Angela da yukarıda odasında. Şaşırmamı affedin güzel prenses. Senelerce önce ölmüş bir kadına o kadar çok benziyorsunuz. Prenses Eleanor'dan bahsediyorsunuz sanırım. Demek biliyorsunuz. Evet. Acıklı hikayesini büyüklerimden dinledim. Teyzemin kızıydı. Birbirimize benzememizde şaşılacak bir şey yok. Tabii ki yok. Umarım talihiniz de onunkine benzemez. Ne demek istiyorsunuz?
3. Buyurun, hareket için sizi bekliyorlar. Daha bu hana ineli bir saat bile olmadı. Biraz dinlenebilmek için fırsat vermelisiniz bana. Etrafımı saydutlarla çevrili Angela. Hem sizi bir an evvel sarayımda ağırlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Buyurun. Civarda battalın aranmasına devam edin. Battal Gazi, yaranın iyileşmesi lazım. Geliyorlar. Şövalyeleri karşılayalım, hadi yürü budur! Bu taraftan da geliyorlar! Gazinin aslanları, vurun Karadonuz'a! Hayır!
Cebbar sevin, battalı kurtardık bu domuzların elinden. Ne yaptın boş kancık Andrea? Battal kötü canını alacak senin. Kes sesini köpek! Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar herkesi toplayacaksınız. Eğer üç gün içinde battal kendiliğinden gelip teslim olmazsa... ...hepsini bu meydanda çarmıha gelip yakacağım. Köpek herifler! Yıkılın karşımdan! Şövalyeler geliyor dede! Battalı arıyoruz ihtiyar, gördün mü? Hayır, görmedim. Görmedin demek. Seni çarmıha gerilmiş görünce belki dili çözülür dedenin. Yavrum! Battal gelip teslim olmazsa tek bir canlı bırakmayacağız memlekette. Yarın sabah Müslümanları yakmak için oduna ihtiyacımız olmasaydı seni şuracıkta gebertirdim. Hepsi kaleye gelecek bu odunların. Kızı götürün, keyfimize bakalım. Dede! 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 Yapmayın, yapmayın ne olur! Bırakın kızı! Yok ya baba. Çevir. Çok az bir zaman kaldı. Hepinizi çayır çayır yakacağım. Hayvanlar gibi gebereceksiniz. Bizi yaksan bile battalın kılına dokunamayacaksın. Köpek Andrea! Sustur şu herifi! Susturuyorum! O kadar bağırma kara domuz! Battal gelirse bu sefer elini değil, dilini kesecek senin! Dilini kesecek! Durma! Kırbaçla! Nereye gidiyorsun Anşela? Odama çıkmak istiyorum, kan görmeye tahammülüm kalmadı artık. Hristiyanlık uğruna katlanacaksın buna. Yeryüzünde hiçbir din kitabında vahşetin bu türlüsü yazılı değil. Bırakın beni! Burada kalacaksınız. Eleanor'a bu kadar benzemeniz ürkütüyor beni. Ne var sandıkta? Kaleden pirinç istemişler de. Ne
arıyorsun arabanın altında? Amca elmam... Yürü lan, ne işin var senin burada, yürü, yürü! Nerede kaldın? Oduna ihtiyacımız olduğunu bilmiyor muydun? Deden nerede? Dedem hastalandığı için ben getirdim. Hadi çabuk! De! Öf be! Sıkıldım ben burada! Hadi yakacaksanız yakında bitsin! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu! Battal korkusundan gelemedi. Bile bile ölüme terk etti sizi. Canımız battal gaziye feda olsun! Elbet özümüzü alacak senden! Yakın şu köpekleri! Bütün esirleri kurtardı, neredeyse buraya gelir. Emrindeki bütün şövalyelere emir sal, burada toplansınlar. Kızım, kızım ne oldu? Kızını düşünecek durumda değilim. Canımı zor kurtardım. Ah kızım, Angela'm! Emirler mi duymadın mı, ne duruyorsun hala? Al, armudun iyisini ayılar yer. Al bakalım Ezrail, ye de sen de canlan. Hey! Bakın esirlerin içinde kimi buldum! Sayın, pek çok sayın Prenses Angela Hazretleri karşınızda. Evet, huzurlarınızda. Demek Andrea pabucu pahalı görünce ganimeti bize bıraktı. Konstantin'in kızı bu demek. Pek de güzelmiş. Rahat bırakın kızı. Arkadaşlarımın kabalığını affedin sayın prenses. Tutsak değil, serbestsiniz. Delirdin mi sen Battal Gazi? Elimize böyle bir fırsat geçmişken... Fırsat diye kadınları kullanmak bizim yiğitliğimize yakışmaz. Babanızın sarayına varıncaya kadar güvenliğiniz tarafımızdan sağlanacaktır. Size teşekkür edebilmek için kelime bulamıyorum. Teşekkür etmenize lüzum yok. Ben de hayatımı borçluyum size, ödeştik sayılır. Yalnız bir ricam var sizden. Babanızın sarayında oğluma rastlarsanız... ...onu çok sevdiğimi söyleyin kendisine. Oğlunuz mu? Aris adını takmışlar ona. Andrea benden nefret etmesi için elinden geleni yapıyor. Ama oğlum benim o. Anlıyor musunuz oğlum? Benden ne kadar nefret ederse etsin... ...sadece onun sevgisiyle yaşıyorum. Bir gün onu bulup doğru yolu, hak yolunu göstereceğim. Elimden geldiği kadar isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Allah'a ısmarladık. Benim babam Şövalye Alyon. Battal benim babam olamaz. O canavarın sözüne nasıl inanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz.
Gerçekten babanız olmasa sizi bu kadar sevebilir mi? Sizin için bu kadar acı çeker mi? Oğlum derken sanki yüreğinden kopuyordu bu kelime. Yalan! Hepsi yalan! Büyü yapmış size battal! Lütfen beni yalnız bırakın! Anladım efendim, siz hiç merak etmeyin. Tanrım affet beni, senden başka derdimi anlatacak kimsem yok. Seviyorum onu, en büyük düşmanımızı, Battal Gazi'yi seviyorum. Çekinme benden. Korkma! Ben de senin gibi vaktiyle bir Müslüman sevmiştim. Derdini çekinmeden anlat bana. O da seviyor mu seni? Bilmiyorum. Oğlundan... vatanından başka düşündüğü bir şey yok. Oğlunu kaçırması için Battal'a yardım edersen... belki de seni sevebilir. Sahiden sever mi? Sever tabii. Peki nasıl yapabilirim bunu? Aris'in odasına giden gizli bir geçit biliyorum. Battal kimseye sezdirmeden bu yoldan kaleye girebilir. Ne kadar iyisin. Bunu benim için yapacaksın demek. Sadece senin için değil. Benim de alınacak bir intikamım var zalim Andrea'dan. Tam zamanında burada olacağım. Üç defa ıslık çalman yeter. Hadi, yolun açık olsun. Size yardıma geldim. Oğlunuzu Andrea'nın elinden kurtarmak istiyorsanız... gizli bir geçitten kaleye sokabilirim sizi. İnanma bu gavur kızına Battal Gazi! Maksadı seni tuzağa düşürmek herhalde. Hayır! Böyle kötü bir maksadım olsaydı... daha önce odama yaralı girdiği zaman yakalatırdım onu. Alacağı intikamın gününü bekliyor. Angela. Hayır Battal, beni de tuzağa düşürdüler. Artık inanmıyorum sana. Anahtarı ver, gebertirim yoksa. Vah zavallı Battal var. Oğlunu arıyordun demek. O da seni bekliyordu Battal Gaz. Ama öldürüp kanını içmek için. Köpeği. Yüce Efendimiz Andrea Hazretleri... Battal Gazi'nin yakalanmış olduğunu... sevgili kullarına bildirmekle şeref duymaktadır. Hristiyan dünyasının bu en büyük düşmanı... yarın sabahki törenden sonra Şövalye Aris tarafından idam olunacaktır. Ha ha!
Yavrum yesinler seni. Seni bu kılıkta görüp bayılmayan erkeği şaşarım. Karı kılığına girmek de nereden çıktı? Ben bu elbiseyi giymem. Kaleye girmenin başka bir yolunu biliyorsan söyle de biz de kurtulalım bu rezillikten Ayıboğan. Ya erkek olduğumuz meydana çıkarsa? Bir eksiğim var, bunları yaparsan kadından farkın olmaz. Çocuk şöyle. Yazık ki yüzün gibi sonun da Eleanor'a benzeyecekmiş Angela. Böyle bir kızın babası olmaktan utanmıyor musun? Onu kendi ellerinle cezalandırmalısın. Yapamam bunu. Ne de olsa kızım o. Merhamet edin. O zaman ben seni öldürürüm Konstantin. Hem de hiç acımadan. Canavar! Kan içici bir canavarsın sen! İsa uğruna döktüğün kanların içinde boğulacaksın bir... Bu bir şey değil Angela. Şenlik yeni başladı da. Bugün için yaşadım. En korkunç intikamımı bugün alacağım battaldan. Oğluyla ölüm kalım savaşına girecek. Öldürürse yaşayacak. Serbest mi bırakacaksınız yoksa? Evet, gözlerine mil çekerek. Ta ki yaşadığı sürece evlat katili olmanın acısıyla ve köpekler gibi sürünerek yaşasın. Battal Gazi ile dövüşmek için hazır mısın? Bütün ömrümce bugünü bekledim amca. Büyük İsa'nın huzurunda bir kere daha yemin ederim ki battalı öldürüp pis vücudunu yeryüzünden kaldırıp babamın intikamını alacağım. Öyleyse diz çök de seni takdis edeyim yavrum. Aziz Nikola'nın bu kutsal mihveri seni her türlü tehlikeden koruyacaktır. Nereye götürüyorsun bu kızları güzelim? Yapma hayatım. Şövalye Andrea Efendimizin tören için istediği dansözler bunlar. Hadi Şehnaz göster kendini ayol. Hadi kız hadi utanma. Hadi. Aşağıdan yavrum. Aşağıdan. Oh yavrum. Aç da şunların yüzlerini görelim. Aha olmaz. Sakın ha. Müslüman karısı bunlar. Yüzleri katı açılmaz. Eğer canın karı çekiyorsa ben ne güne duruyorum. Sen mi? Acelen ne sevgilim? Ben şunları yerine teslim edene kadar sabredemez misin? Düşün, bütün gece beraber olacağız. Çabuk o zaman. Açın kapıyı, bırakın geçsinler. Teşekkür ederim. Çapkın ergele. Saatin geldi Battal Gazi. İsa'nın sevgili kulları önünde demir maskeli şövalye pis kanını akıtmak için seni bekliyor. Eğer onu öldürecek olursan sana yaşama fırsatı vereceğim. Hür ve serbest olacaksın. Yoksa korkuyor musun Battal Gazi? Demir maskeyi öldürürsen serbest kalacaksın.
durun! Kimsiniz siz? Hanımlar, ne arıyorsunuz burada? Ay, ne arayacağız ayol? Sizin gibi sert erkek arıyoruz. Tatlım! Yavrum benim! Benim hayatım! Hayır oğlum, öz be öz babanım ben senin. Bu kadar iyi kılıç kullanan başkasının oğlu olabilirim. İnanmıyorum sana. Kılıcını kaldır, köpek gibi geberteceğim seni. Babamın intikamını alacağım. Madem bana inanmıyorsun, öyleyse öldür beni oğlum. Hadi öldürsene. Ne duruyorsun? La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Acıma köpeğe, tam sırasıdır vurmak için. Tanrın artık yardım edemez sana. Geber! Gerçekten el kaldırdın mı? Taş kesilir insan eli. Tanrı böyle bir şeyi hiçbir zaman affetmez. Baba, baba! Babamsın sen benim. Affet beni, affet! Oğlum! Kelime-i şehadet getir. Alim! Eşhede en la ilahe illallah ve eşhede Muhammeden abduhu ve resuluhu. Öldürün! İkisini de parçalayın! Haydi bir arslan yavrusu! Oğlum olduğunu göster şu köpeklere! Oh!
Battal Gazi! Hey! Hey!
Oğlum, bu kutsal sancağı yıllar boyu koynumda sakladım. Onu dalgalandırmak şerefi senin.